Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. ÖSYM ne sorar matematik konu anlatım videolarına başlıyoruz. Kitabımızın ilk konusu olan matematiğe giriş ve temel bilgiler konusuyla başlayacağız. Bu bölümde öğrenecek olduğumuz bilgiler matematiğin geneli anlamında temel bakımından hepimizin bilmesi gereken bilgiler. Özellikle matematik seviyesi yani iyi olmayan arkadaşlar için %100 kesinlikle iyi bilinmesi gereken bilgiler. Benim matematiğim orta ya da iyi diyen arkadaşlar burayı es geçebilirler. Ama hocam ben matematikte iyi bir temel atmak istiyorum. Yani çok çalıştım, dinledim, kursa gittim ama bir türlü olmadı diyen arkadaşlar. Kesinlikle burada can kulağıyla beni iyi dinleyiniz. Önceki videomda da zaten söylemiştim. Bir defter edinmenizi kesinlikle öneriyorum. Burada anlatımları yaparken spontan bir şekilde ek bir bilgi, belki de bir örnek, belki de bir soru paylaşımında bulunabilirim. Onları da defterinize yazın. Sıkı bir çalışma bizi bekliyor arkadaşlar. Hepimize hayırlı uğurlu olsun diyelim ve başlayalım. Şimdi matematiğe giriş ve temel bilgiler konularının içinde sayı kümelerimiz olacak. Rakam, sayma sayısı, doğal sayı, tam sayı gibi sayı kümelerini iyi bilmemiz lazım. 4 işlem toplama, çıkarma, çarpma, bölme. Burada seri olmamız lazım. Ki zaten 4 işlem konusunda seri olamazsak hiçbir konuda seri olamıyoruz. Bu net. İşaret bilgisi pozitifler, negatifler, çarpmada, bölmede ne olur? Ona bakacağız. İşlem önceliği her zaman önemli. Bu kesinlikle olmazsa olmazımız. Harfli ifadelerde 4 işlem zamanı geldiğinde eşitsizlik, üslü, köklü, mutlak ve çarpanlara ayırma. Yani o zamanı geldiğinde de yine adını 5 kardeş diye koyacak olduğum konularda elzem. Yani kesinlikle buraya hakim olmak zorundayız. Parantezli ifadeler, paranteze açarsak, paranteze dağıtırsak neler olur, neler olur onlara bakacağız. İçler dışlar çarpımı. İçler dışlar çarpımı yaparken dikkat edilmesi gereken hususlar. Sadeleştirme en büyük sıkıntımız. Hocam sadeleştiremiyorum. Arada eşittir varsa, çarpma varsa ne oluyordu? Sürekli karıştırıyorum diyenler için. Rasyonel sayılarda 4 işlem. Burada geçici olarak bir temel atacağız. Zamanı geldiğinde rasyonel sayılarda hem ondalıklılarda olmak üzere tekrar buraya değineceğiz. Denklem nasıl çözülür? Bir bilinmeyenli ya da iki bilinmeyenli olursa, hatta zamanı gelince 3 bilinmeyenli olursa ne olur? Burada temelimizi güzel atalım. Yolumuza sağlam adımlarla ilerleyelim arkadaşlar. Hadi bakalım. Şimdi ilk konumuz işte sayı kümelerimiz olacak. Sayı kümelerinde de ilk bilmemiz gereken en küçük sayı kümesi rakam. Rakam dediğimiz sayıları oluşturmak için kullanılan sembollere rakam diyoruz. Rakam kümesi 0'dan 9'a kadar olan semboller, matematiksel semboller yani ifadelerden oluşuyor. Bunların bir 11.'si, bir 12.'si yok arkadaşlar. Temel anlamda bu 10 tane matematiksel ifadeleri kullanarak aşağıda da belirteceğimiz üzere rakamlar ile oluşturulan sayıları yazmaya başlayacağız. Küçük, büyük, tanımlı, tanımsız olmak üzere ifadeler yazacağız ve bunların temel elemanları da rakamlar olacak. Rakamlar dediğimiz bir anlamda ufak bir benzetme yaparsam aklınıza kalması için işte her dilde olduğu gibi alfabeler, alfabede harfler mevcut. Örneğin Türkçemizde 29 harf var. Bu harfleri yan yana getirerek anlamlı ya da anlamsız. Örnek verirsek mesela işte 29 harfimiz var. Ne alakası var hocam demeyin, azıcık sabredin. 29 harfi yan yana getirdiğimizde anlamlı ya da anlamsız kelimeler oluşturuyoruz. Bizim bu rakamlar kümemizi de bir anlamda sayıların alfabesi olarak düşünebilirsiniz. Bunları da yan yana getirdiğimizde büyük ya da küçük, tanımlı ya da tanımsız sayılar elde etmiş oluyoruz. İşte tutmanızı istemiş olduğum deftere yazacağınız ilk dipnot şu arkadaşlar. Rakamlar sayıların alfabesidir. Videoyu durdurarak bunu not edebilirsiniz. Rakamlar sayıların alfabesidir. En temel kullanılan 10 tane sembol. Hele hele temel kavramlarda ve basamak analizinde kesinlikle rakamlar bizim için çok ciddi derecede önemli. Genelde sıfır sıkıntı yaratıyor. Sıfır bir rakam mıdır, değil midir? Sıfır bir rakamdır arkadaşlar. Çünkü temel kullanılan elemandır.
Sayı rakamlarla oluşturulan ifadelere sayı denir. Bunu belirttik. Örnekle verdik burada. Eksi 3 bölü 5 kesirli olabilir, kesirsiz olabilir. Virgüllü olabilir, virgülsüz olabilir. Matematiksel ifadelere sayı diyoruz. Sayma sayıları, saymaya birden başlıyoruz arkadaşlar. Ve birden sonsuza kadar. Oraya parantezin hemen önüne ya da dışına sonsuz işaretini koyabilirsiniz. Birden sonsuza kadar. Ama tam 1,5 kişi olmaz. 2,1 kişi olmaz. Sayma sayıları tamdır. Şurada da bir sembolü var. N üzeri artı. N'yi birazdan göreceğiz. Doğal sayılar demektir. Yani bir anlamda tepesindeki artı da pozitif doğal sayılar kümesidir. Bazen sayma sayıları denir. Bazen de pozitif doğal sayılar diye ifade edilir. Bu sayma sayılar kümemizin içine eğer sıfırı dahil edersek arkadaşlar, işte o küme bizim için doğal sayılar kümesi oluyor. Doğal sayılar sıfırdan başlar. Bu da yine zaman zaman soru işareti oluşturur. Biz bir kez daha üzerinden geçelim. Rakamlarda sıfırımız var ve bir de şimdi doğal sayılarda karşımıza çıktı. Sıfır aynı zamanda bir doğal sayıdır. Özellikle temel kavramlar bölme, bölünebilme, asal çarpanlara ayırma ve üstlülerde köklülerde bize öncül bilgide x, y, z, a, b, c o en tepedeki bilgide işte doğal sayı diyecek. Bazen rakam diyecek, bazen sayma sayısı diyecek. O yüzden bu kümelerde sıfır var mı, yok mu? Buna hakim olmamız lazım. Doğal sayılar kümesi sıfırla başlar arkadaşlar. Ve sonsuza kadar yine bu da devam eder. Kitabınıza ya da defterinize sonsuzu ekleyin. Az önce sayma sayılarına da eklemiştik. Tam sayılar kümesi birden sonsuza kadar olan doğal sayıların bir de negatifleri mevcut arkadaşlar. Bunları da eklediğimizde bu küme bizim için tam sayılar kümesi oluyor. Tam sayılar kümesini z ile gösteriyoruz. Doğal sayılar kümesini n ile gösteriyoruz. İşte İngilizcesi olan arkadaşlar bilir. Natural diye bir kelime var. Doğal. Oradan n'yi almışlar. Tam sayılarda z ile gösterilmesi, bu da Almanca'da tam anlamına gelen Zachter diye bir kelime var. Z'yi de oradan almıştır. Sayma sayıları birden başladığı için buna pozitif doğal sayılar sembolü kullanıyoruz. O yüzden n'yi burada. Semboller bizim için evet önemli fakat ÖSYM sorularda öncül bilgide böyle genelde N'dir, Z'dir, R'dir bunları pek kullanmıyor. Ama olsun en ihtimale karşı bunları da bilmekte fayda var. Z artı pozitif doğal şey pozitif tam sayılar birden sonsuza kadar. Z eksi, eksi birden sol tarafa doğru negatif tam sayılardır arkadaşlar. Yani tam sayıları sayı doğrusu üzerinde şöyle gösterecek olursak 0'dan 9'a kadar olanlar bizim için neydi? Rakam. Peki 1'den sonsuza kadar olanlar kimdi? Sayma sayıları. 0'dan sonsuza kadar olanlar kimdi? Doğal sayılar. İşin içine negatifler de girdiğinde işte bu kümelerin hepsine biz tam sayılar diyoruz. Bakın adı üzerinde tam, buçuksuz sayılar. Yani gidip de 1,5, 3,8 gibi ifadelere tam sayı demiyoruz. Şu ana kadar görmüş olduğumuz rakam, sayma sayıları, doğal sayılar hepsi tam sayıların içinde olan bir kümedir. Tam sayılar bunların hepsini kapsar. Tam sayılar anlamını buraya verdik. Yani bunun dışında burada temel anlamda bunları bilmenizde fayda var. Onu söyleyeyim. Burası kümeler anlamında sizin için kafidir arkadaşlar. Detaylı sayı kümelerini zaten temel kavramlarda bir kez daha göreceksiniz. Orada da görür görmez zaten hemen örnek çözümleriyle yolumuza devam edeceğiz. Temel anlamda bu kümelere hakim olun. Unutma ihtimalinize karşı ufak bir bloknot kağıda kümeleri yazıp çalışma ortamınızda dolaba, kapağa ya da duvara yapıştırmanızda fayda var. İçinize bir şüphe düşerse sıfır var mıydı, yok muydu diye hemen bakma şansınız olur. Ama bir kez daha üzerinden geçelim. Sıfır çünkü aynı zamanda bir tam sayı. Sıfır aynı zamanda bir doğal sayı. Sıfır aynı zamanda bir rakam arkadaşlar. Tamam. Sayı kümelerinde temel anlamda bunları bilmenizi istiyoruz. Şimdi gelelim dört işleme. Dört işlem toplama, çıkarma, çarpma, bölme. Hocam ben toplama ya da çıkarma mı bunu zaman zaman karıştırıyorum diyen arkadaşlar. Temelimiz burada sağlam olması lazım. Toplamayı tarif ederken İşaretler aynı ise, aynıdan kastımız mesela hemen şurada örnekleyerek söyleyelim. Örneğin şurada 5'in görünmeyen işareti pozitif, 3'ün zaten hem işlem hem de hem işlem işareti hem de kendi işareti pozitif. İşaretler aynı ise
Bakın 5'in işareti negatif, 3'ün işareti negatif. İşaretler aynı ise bu bir toplama işlemidir. Uygulaması ise sayılar toplanır. 5, 3, 8, 5, 3, 8, 7, 6, 13. Bu ilk işlem. Pardon arkadaşlar. En son sonucun önüne ortak işaret koyulur. Pozitif, pozitif, pozitif ama yazmaya gerek duymuyoruz. Negatif, negatif, negatif. Negatif, negatif, negatif arkadaşlar. Sayılar toplanır, sonra da ortak işaret koyulur. Çıkarma işlemi. Çıkarmada diyor ki, işaretler farklı ise, yani 5'in mesela görünmeyen işareti pozitif, 9'un görünmeyen işareti negatif. Bak, biri pozitif, biri negatif. O zaman bu bir çıkarma işlemidir. 8'in görünmeyen işareti pozitif, biri negatif. O zaman bu bir çıkarma işlemidir. 13'ün işareti negatif, 4'ün işareti pozitif. İşaretler farklı ise bu bir çıkarma işlemidir. Uygulamaya gelelim. İşaretsiz halleri dikkate alınarak büyük sayıdan küçük sayı çıkarılır. Büyük sayıdan küçük sayı çıkarılır 4. Büyük sayıdan küçük sayı çıkarılır 6. Büyük sayıdan küçük sayı çıkarılır 9. En son sonucun önüne büyük sayının işareti koyulur. Yani büyük sayıdan kastımız, şöyle ortalığı temizleyerek daha net bir şekilde göstermek istiyorum. Büyük sayının işareti eksi, eksi koyulur. Büyük sayının işareti artı, artı koyulur. Büyük sayının işareti eksi ve eksi koyulur. Çıkarmadan kastımız bu. Toplamayla çıkarmayla ilgili ufak bir hemen şöyle bir tekrar yapalım. İşaretler aynı ise toplamadır. İşaretler farklıysa bu bir çıkarma işlemidir arkadaşlar. Gelelim çarpma bölme işlemine. Çarparız, böleriz. Ama burada bizi en çok ilgilendiren işaret olayı. Çarpmada da bölmede de işaretler aynı ise sonuç pozitiftir. Eğer işaretler farklı ise sonuç negatiftir. Pozitif kere pozitif, pozitif. Negatif kere negatif, pozitif. Bu çarpmada ve bölmede de aynısı geçerli. Pozitifin pozitife bölümü pozitif. Negatifin negatife bölümü pozitif. Zıt işaretler söz konusu olursa pozitif, negatif, negatif, pozitif olmak üzere sonuç negatif. Bölmede de aynı. Pozitifin negatife ya da negatifin pozitife bölümünün ikisinin de sonucu negatif arkadaşlar. Burada dikkat edilmesi gereken husus şu. İşaretler aynı mı? Yoksa işaretler farklı mı? Buna bakacaksınız. Yine işaret olayına temel kavramlarda işaretle ilgili olan sorularda, hatta zamanı geldiğinde üslü sayılarda bir kez daha değineceğiz. Ama buralara hakim olmanız lazım. Şimdi aşağıda önemli bir bilgi veriliyor. Çarpma ve bölme işlemleri yapılırken önce işaretlere dikkat edilir. İşaretler aynı ise sonuç pozitif, farklı ise sonuç negatiftir. Sonra sayılar çarpılır veya işlem bölümse bölünür. Örnekten devam edelim arkadaşlar. Şöyle ufak bir zoom yapalım. Olayımız şu. Önce İşaretlere dikkat ediyoruz. Pozitif, negatif, negatif. Sonra sayıları çarpıyoruz. 15. Negatif kere negatif pozitif. Ama bu artıyı yazmaya gerek duymuyoruz. Sonra 7 kere 6, 42. Negatifin pozitife bölümü negatif. Sonra sayıları birbirine bölüyoruz. 2. Negatifin negatife bölümü pozitif. Daha sonra negatifin negatife bölümü pozitif. Daha sonra da 8'i 2'ye bölüyoruz. Artı 4 ama artıyı koyma gereği duymuyoruz. Çarpmada ve bölmede işaret olayımızın detayı bu şekilde. Burada ufak bir uyarımız var. Bakalım ne diyoruz? Eğer parantezin önünde işaret varsa parantez kaldırılır ve işaretler çarpılır. Şurada gördüğümüz üzere parantezin önünde eksi var. İçeride de eksi var. Parantezi kaldırdığımızda eksi kere eksi artı. Parantezin önünde eksi var. İçeride artı var. Parantezi kaldırdığımızda işaretler zıt. O zaman eksi. Parantezin önünde artı var, içeride eksi var. Parantezi kaldırdığımızda zıt işaretlerin çarpımı eksi. Yine aynı şekilde burada da negatif, pozitif. Parantezi kaldırdığımızda çarparız, sonuç negatif. Yani işin içine parantez ve parantezin önünde bir işaret girmişse parantezi kaldırarak hareket ediyoruz. Örnek vermişim. 7 artı parantez içerisinde eksi 5. Parantezi kaldırdığımda bu pozitifle bu negatif çarpışır, eksi olur.
Daha sonra yoluma toplama ya da çıkarma olarak devam ederim. 7 eksi 5, 2. Eksi 9 artı parantez içinde eksi 6. Parantezi kaldırırsam pozitifle negatifin çarpımı negatif olur. Eksi 9, buradan eksi geldi, eksi 6. İşaretler aynıysa bu bir toplama işlemidir. Sayılar toplanır, ortak işaret koyulur. Yine bir örneğimiz daha var. Eksi 13, eksi parantez içerisinde eksi 5 artı 2. Şimdi eksi 13, eksi 13. Buna yapacak bir şey yok. Parantezi kaldırdığımızda eksi ile eksinin çarpımı artı 5 artı 2. Pozitif olan işaretleri aynı olanları bak kendi içinde topluyoruz. Artı 7. İşaretler zıt mı? Zıt hocam. O zaman bu bir çıkarma işlemidir. Büyükten küçük çıkarılır. 6 ve büyüğün işareti koyulur. Eksi 6. Toplamada çıkarmada işaret olayına dikkat ediyoruz. Parantez varsa parantezleri kaldırarak yola devam ediyoruz. Burada öğrenmiş olduğunuz bilgileri alıştırmalarla pekiştirebilirsiniz. Arkadaşlar birinci dersimizin sonuna geldik. İkinci ders videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.